Ne yaptın Cüzzetli Nihal Hanım? Ya. Yani sen şimdi oğlan kaçırdın Nurten'i. <laughs> Nurten babam tehdit etti diyorsun da yani size öyle tehdit açtı mi? Telefonu Mustafa <laughs> açtı Mustafa'nın kendi telefonlarındaydı. Hülya Hanım herkese söylüyorsun. Yanımda Mustafa hoparlörü aldı işte. Baba biz birbirimizi seviyoruz tamam kaçtık bir cahillik ettik. Siz de bizi yani barışın bizi, bizi affedin falan. O da kızımı geri getir dedi. <laughs> kızımı bana verin kafasına sıkacağım dedi. <laughs> Gelen kızı geri verilmez zaten kimse vermemiş kim verir? E, kaçan kızı zaten bir şey yaparsa bu defa diyecek ki, ben istedim, sinirden siz niye verdiniz diyecek diye Müge Hanım. Biz verseydik öyle diyecekti ha. Bunlar da Hayır yani, kız Nuh verilmez. De geri aldığında kafasına sıkacağını mı söyledi? Söyledi. Evet. Öyle evet. söylüyordu zaten. Yani süsü verecekmiş. Kafana, İntihar verecekmiş, kafama sıkmayacakmış. İp asacakmış, yani kendimi asacakmışım. İtar etti diyecekmiş. Ya o intihar Kurt, etti diyecekmiş. falan mı izliyor senin baban ya? Evet çok racon kesme. Ama bari erkekçe kaçırsaydık hocam. Yani böyle kaçırmak değil yani. Meydana çağırsaydı hani o kadar içinde atamadığı şeref şeref diyor. Bir adama beş kişi tuzak kurup çekmeselerdi pusuya. Deseydi meydana gel. Gel meydana. Gelir de eve gelseydi. Gelirdi de Mustafa. o kadar yürekli bir insandı. Giderdi. Ama Onur ah, valla, evimize ben geldi. Ben Biz kaç çıktıktan sonra ben güvenimizi kazandı. Mustafa'ya diyordum güvenme. Çünkü annesi bizi arayıp sürekli senin babanla diyordu. Görüşüyor. Evet evet sürekli babamla ayrılmıyormuş. Babam onun eline silah, cebine para koyuyormuş. Şimdi Latif Bey'den Elazığ'da sürekli köyündeki kapılarını çalmış muhabir arkadaşımız. Oğlu açmış. Ne Hı. demiş? Rezil bir durum. Babam konuşmak istemiyor. Rezil bir durum. İçip bir yerde sızmıştır mı diyorlar? Allah Allah. Mustafa senin yaptığın rezillik olacak. değil. Benim oğlumun kızızı kaçırdı. Nikah kıydı rezillik oluyor değil mi? Latif bey, oğlu söyle sen ne yaptın? Yani, ha? Oğlu ne yapmış acaba? Bir sorsanız da Müge Hanım. Söyle senin yaptığın rezillik değil. Benim oğlum sizin kızınıza nikah kıymış diye rezillik olmuş. Rezil olmuşsunuz. Değil? Çok öyle şeysiniz sanki. Çok öyle. Latif Bey, bak La, bütün bunları yaptınsa gerçekten rezil Allah durum seninki. Yaptı. Yani ha. ben de tabii ki tasvip etmiyorum kızların kaçmasını, annesinin, babasından hep hep söylüyoruz yani böyle izin almadan kaçmasını da şimdi artık hani bunun sonu da bir kişinin ölümü ötekinin kaçması olamaz yani. yani bunun cezasını sen kesemezsin. Yani o raconu sen kesemezsin. Bak burada bir kız çocuğu var, bu kız senin öz kızın değil mi? Diyor ki babam kocamı öldürdü diyor. Bu büyük bir iddia yani senin kızının en azından gözü yaşlı kızına çıkıp kızım bende arama demen lazım sen bir şey yapmadınsa. Yani niye saklanıyorsa ki? Ha, racon kesen saklanmaz. Racon kesen ortada durur. Bak orada Nurten doğru söylüyor. Öyle racon ölü telefonla kesilmez. Çıkarsa şu anda da bir, ben bir şey yapmadığını umuyorum. Kızını dul bırakacak halin yok herhalde. Bırakır Hatır. ki onun ailesi bana ne yapacağını görecek. Ama aksine ailesi beni daha da bağrına basıyor. Sen bizim kızımızsın babası. İşte kızım ölene kadar ben sana bakacağım. Ama ben hangi yüzle daha orada kalacağım? Onların yanına da gitmeyeceğim. Oraya da gitmeyeceğim. Bu sefer millet desin işte Leto'nun kızına ne oldu? Hani o çok koruduğu şerefine ne olacak acaba? O kadar kafa kırıldı diyorsun yani. Doğru evet. söylüyorsun. Evet. Hangi yüzle kalacağım? Bir ha? ilk i̇lk hangi yüzle kalacağım? Hem babam bunların oğluna sebep olacak. Hem de Onların evinde mi kalacağım? Ben zaten Mustafa için onlara gittim. Ne için gittim? Mustafa ile yaşamak için. Ay ne zor bir durum ya. Onlara gideceğimi düşünüyorlar. Hani şimdi bunlar beni kapıya atacak. Ben geri onlara döneceğim. E, Sokakta yatarım yine onlara evinde. Seni de öldüreceklerini söylüyorlar. İşte oraya gideyim ki yapacağım. kendimi asayım desinler kocasına de acısına dayanamadı da intihar etti. <laughs> El, Be, annen ne diyor pek senin bu işlere? Annem annem yıllarca yani hiçbir zaman babamdan değer görmemiş bir insan. Yani babam sürekli böyle şiddet uygulayan, kadınlara değer vermeyen bir adam. Annem her zaman senin için babana katlanıyorum derdi. Ben kaçtıktan sonra annemi aradım işte bu Mustafa kaybolduğunda. Hiçbir şey demedi. Kapat kapat dedi. Hemen kocasının tarafına geçti. Ve annem hep bana derdi ki evlat bulunmaz ama koca bulunur. Annem de bir anda Mustafa'nın şey babamın tarafına geçti. Ama her şeyi biliyor annem de her şeyi biliyor. Canı öyle istemiştir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Annem babam Canım mecbur istemiştir. değil. Annemin arkasında ne? koskocaman bir ailesi var. Her zaman da anneme kapımız sana açık diyorlardı. Müge Hanım bunu söyleyen adam üç tane de karısı var. Yani üç tane karısı var. Bir resmi nikahlı, iki tane imam nikahlı. Bunun annesinin e, bu şey yurt dışında bir karısı da var. Onun bundan haberi yok. Bunu yeğeni diye karısına tanıtmış. Öyle bir insan gelmiş bana namus namus söylüyor ha. Latif Bey'in mi? Ha ha aynen o Latif Bey'in. Aynen onun. Kızını bile korkudan karısına söyleyemiyor ha. Karısından korkuyor. Gelmiş bana zaten erkekliği de yüz yüze yapmadı ki. Bak nasıl yaptı. Erkeklik de demek böylemiş ha. Onların Olayım erkekliği de böyle. kavuşması ...Onur'un onur bulunmasına bağlı. Onur çıkarsa zaten onur söyleyecek. Ortaya çıkarsa onuru, şey onur'u götürdü, sakladı. Ya yok dışına kaçırttı. Niye Latife'ye şüphesiz söylesin? Ha? Şimdi öyle Kervisi racon... Çok. Ama racon şudur yani. Deme racon canım. da yaptığını ortaya seveceksin. Yaptıysa böyle bir şey çıkacak, yaptım diyecek. Kabul edilecek. Niye bu, burada üç tane kadın... E, ...bu erkeklerin yaptığının peşine düşüyor. Bunlar kadın. Bunlar eğer böyle dolap dönemlerinin arkasındaki... Tırnak içinde erkek mi yani? Onlar erkek. Tabii ki erkek de Onlar yakışmıyor. Onlar erkekler. Yani hiçbir şeye yakışmaz. Yapılan bir şey varsa ortaya çıkarsın. Ben e, namus meselesi kabul ettim. Bu işi yürütemedim. Bunu da yaptım dersin. Delikanlılığını ortaya koyarsın. Rabi Ama nerede o? Niye kimse ona namus meselesi deyip yapmadı, sıkmadı? Niye demedi kızımızı almışsın? Ka kaç yaşında kız? Yani nikah kıymadı Niye öbüründen üç tane çocuk var nikah yok? Sadece en büyüğü de bırakmış kaçmış elinden bırakmış Niye kaçmış. Niye bu kadar ya. taktı bu işe? Hazmedemedi sürekli atıp tutuyor da amcamın kızı da kaçtı tutmuş. ya. Ha? Çok amcamın kızı da kaçtı. Senden önce amcanın kızı mı kaçtı? Evet birkaç hmm. ay önce. Ee, ona çok mu atıp tuttu? Evet hmm. işte ben olsaydım böyle böyle yapardım şöyle yapardım. Onlar para almışlar, başlık almışlar, barışmışlar diye adam kendini yemiş, o kadar laf söylemiş, o kadar gurur yapmış ya. Şimdi de bir şey yapacak ki, bak desinler. Ama erkekçe yapsaydın. Ha kendi kızı erkekçe kaçınca da bunu yapsa. gururuna mı yediremedi? Yediremedi, evet. Ama yani, Hurtan, yediremedi. Ama Nurten gerçekten senin baban bu kadar vicdansız bir adam olabilir mi ya? 25 evet, gün. Evet, Vallahi bütün evet. köy ondan korkuyorsa vicdansızdır. Evet. Bak söylesin, O kendini söylesin. ve çocuk, oğullarından başka hiç kimseyi sevmez. Oğlanlarının başına da e Peki abilerin şey yok var. mu senin? Var. E onlar senin yanında gelir. durur. Hayır onlar zaten benim üvey abilerim. Ben Hayır. annemle babamın tek çocuğu. Ha sen ikinci eşinin tek çocuğusun. Evet. Üçüncüsü nerede eşi? Üçüncüsü, 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 üçüncüsü yurt dışında. Onun haberi yok bunlar. Birincisi bundan. nerede? Ee, birincisiyle boşandılar o ayrıldı gitti. Ya o da başlamış, yurt dışındaydı kaçmış, o yabancıydı. Resmi kaçmış. Kadın elinden zor kurtulmuş kaçmış. Kızını da almış <laughs> kaçmış. <gülüyor> ya bunu da Nurten'in yeğeni diyebiliyor ha. Yeni eşi bunun Nurten'in yeğeni biliyor. Şey, Latif'in daha doğrusu. Yeğeni Şimdi zannediyor. Şimdi yeni bir tane daha mı kocası var babanın? Ha karısı var. Var var. İşte üçüncü var. eşi beni yeğeni olarak biliyor. Var var. E annen nerede oturuyor? Babanla oturmuyor mu? Türkiye'ye tamam, işte. gelince babası annesiyle oturuyor. Yurt dışına gidince de o kadınla. He, babanın bir tane Türkiye'de var, bir tane yurt dışında var. O yeni yurt dışındaki de seni babanın kızı olarak da yeğeni olarak biliyor. Babasının evet. burada olduğu, evli olduğunu bilmiyor kadın. Şimdi e, öğrendi. E, resmi ben ona dedim oğlumu çıkar kimde? söylemeyeyim. Resmi nikah ilk eşinde. Ben ona dedim çıkar oğlumu Gidende. söylemeyeyim. Evet. Adam sizin işiniz gerçekten çok karışık. Ben yazdık yazdık birbirimize de onu sorduk onu sorduk. Ben anlamadım niye bu kadar karıştırıyorsunuz siz işleri ya. Latif Bey, senin burada kızın ağlamaktan sessiz oluyor çıkmamış. Ya çık yapmadım böyle bir şey de ya. Babalığa sığmaz. Ben inanmak istemiyorum senin böyle şeyler yapacağına. Tamam kızarsın, konuşmazsın bir süre. Baba olarak. Dargın olursun Hiç bak sonuna sen. kadar varım. Hiç konuşmazsın. Ama sen. damadı yeğenine kaçırtmak iddiaları akla, vicdana, mantığa, kalbe, sevgiye, insanlığa sığmıyor. Bak burada üç tane kadın iki tane çocuk arıyorlar. Bunlar da küçük Mustafa ile Onur da kaç yaşında bu çocuklar? 25 yaşındalar ikisi. Onur Mustafa'dan iki 6 ay büyük. Çocuk. İkisi aynı. Onur Mustafa'dan altı ay büyük. Kimlikte daha küçük yazılmış Yok ama. Yok ya yapmamıştır baban diye ümit ediyorum. Gerçi bir tane gördüm böyle ya. Bir de gelip kızını aramıştı. Kendisi öldürmüş hatırlıyor ya musunuz? Işte. Çok eski. Bir de geldi burada kızını aradı. Ben bir de adamı da üzüldüm ha. Kızı ölmüş falan diye. Orada da kız hamileydi. Hamileliğinin kırkı çıksın kırkıncı günü Hocam, onu alınmıştı, onu öldürülmüştü. Izledik, izledik. Onu da izledik. Onu da gördük. İzledik. Daha hiç ondan sonra görmemiştim böyle bir şey. İnşallah öyle değildir. Verelim ara.